Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Yine 5 akvaryum olacak 24. videoda. E, kısaca yine nasıl katılacağınızı açıklayayım. akvaryumrehberi.gmail.com adresine akvaryumunuzun karşıdan çekilmiş düzgün bir fotoğrafı ve akvaryum hakkında, balık hakkında, ekipman hakkında genel bilgiler videoda izleyeceğiniz gibi özet bilgi vermeniz, yollamanız e, benim için yeterli sıraya girecektir ve sırası geldiğinde onu da, onu da e, dilim döndüğünce sizle paylaşmaya çalışacağım. E, ilk akvaryumla başlayalım. Barış Keçeli'nin akvaryumu. Barış Bey şöyle yazmış. Merhabalar. 3 hafta önce kurduğum akvaryumumu yorumlayıp eski eksi ve artılarını belirtirseniz çok memnun olurum. Hacim 45 litre. JBL Ultra Color T5 24 Watt. 438 mm, 9000 Kelvin ve 15 Watt Silvana Grolux filtreleme Sunsun 603 ee, ısıtma ihaim Jager 50 Watt Sunsun da 45 için iyi ee, 50 wattta 45 litre için gayet uygun Zemin JBL Manado 5 litre bitki kumu JBL kök gübre topu mangrove kökü Bitki e, limnophila sessiflora valisnera nana saz Echinodorus, Teneus ve Anubias. Balık 9 neon tetra, 2 plati, 2 lepistes ve yavruları. Bir panda çöpçü. Çöpçüye arkadaş alınacak demiş. Başka hangi balıkları ekleyebilirim diye de sormuş. Ee, yani e, 45 litre için açıkçası fazla balık yükü e, yapmamak gerek. Canlı doğuranlar zaten fazlasıyla kalabalık. E, Çoğalırlar bitki ya bu, bu akvaryumda balık eklemek yerine e, balık noktasında karar verip e, mesela ne yapılabilir şunu önerebilirim bütün neonları çıkartıp mesela platiye karar verdiniz ne vardı plati evet iki tane plati demişsiniz lepistesi de çıkarın e, sadece platiler kalsın bir erkek üç dişi veya iki erkek e, dört dişi altı dişi platiniz olsun. Ama diğer tüm e, şeyleri çıkarın. Tek panda olmaz onun farkındasınız. 6 pandayı çıkarın pandayı da. Ve 1-2 e, tane de cüceva toz koyun. Böyle bir akvaryum olabilir. Hem seyir zevki daha düz, e, Hani kafada da karışmaz. İzleyenin böyle e, daha sade. Mümkün olunca düzgün. Zeminde e, pandalar gezer. Camlarda orta düzeyde bazen yukarıda ne onları şey vatozları görürsünüz yüce vatozları ve orta ve üst seviyede de genelde platileri görürsünüz böyle bir şey önerebilirim ne onları çıkarmayacağım derseniz daha fazla balık almanızı önermem ama Cam ve yosun temizliği için e, cüce vatoz veya otosinklus, otosinklus alabilirsiniz. Cüce vatoz belki bir süre sonra büyüyebilir. otosinklus iş görecektir. Evet, e, güzel bak varım. Saz yoğunluğunu artırabilirsiniz. E, bitki yoğunluğunu artırabilirsiniz. E, şu şeyleri arka tarafa sessiz floraları özellikle arkalara dikmenizi öneririm. Onlar önlerde fazla uzayacak ve görüş açınızı kapatabilir. Echinodorus teneus'larda e, onlar da yine yani e, uzun bitkiler, uzayabilecek bitkileri en arkalarda değerlendirmeniz daha doğru olur. Anubias'ı köklerine dikmemiş, e, Rizon bölgesini dikmemişsiniz. O, o, gayet güzel duruyor. Biraz daha tasarım üzerine kafa yorabilirsiniz. Türler konusunda da dediğim gibi yaparsanız daha iyi olacaktır. Sıradaki akvaryum Samet Oka'ya ait. Merhaba. 130-65-60 ölçülerinde akvaryumum. Fluval FX6 dış filtre. Eheim 3701 hava motoru. Eheim Yager 300 watt ısıtıcı. 50 kilogram JBL Manado, 3 adet ufak mangro, 1 adet orta boy büyüklükte yati kökü bitki olarak 7 kök Anubias, 4 kök Hygrophila, angus Angustifolia, 3 kök Bolbitis Asiatica, 2 kök Ludwigia repens, Rubin kullanıyorum bitkileri gömeli. 2 ay oldu, karbondioksit kullanmıyorum. 3 ayda bir köklere yakın kuma Tropica Nutrition Capsules yerleştiriyorum ve haftada 3-4 pump Tropica Specialized Fertilizer kullanıyorum. Bu e, sıvı sabun gibi sıkılanlardan galiba yeşilleri var görmüşsünüzdür. Yabancı YouTube kanallarında genelde kullanılan bir ürün. Aydınlatma olarak bir adet Iheim Fresh Power Plants Florasan T8. 30 watt 1 adet beyaz şerit led kullanıyorum. Akvaryumda 7 adet melek, 8 adet kongo tetra. Kongo tetra'yı ben çok seviyorum. Ben de düşünüyorum onu da. 4 adet çöpçü hangisi? Bu fotoğrafta göremiyorum. E, koridoras yani. 1 adet vatos O da muhtemelen cüce vatozdur. Plekodur. Günde 2 defa vitalis discus pellets ve haftada 1 defa kankurdu. Dondurulmuş kankurdudur. Umarım canlı vermiyorsunuzdur, muhtemelen öyledir. Akvaryumu yorumlarsanız sevinirim. Evet, ee, malzeme ve maliyet açısından kısmamışsınız. Ee, FX altının fiyatı bile başlı başına bir şey zaten. Akvaryum kurdurur yani set, al <laughs> set almak mümkün. Ee, şu tasarımda şöyle bir durum var. Ee, aslında mantık olarak doğru balık tercihleriniz, melekler. Kongo tetra, yanına tetra, e, koridor aslar, bitkiler iyi, e, yüksek, e, daha yüksek e, e, dekor malzemeleri kullanmalısınız. Daha dev mangrove kökü kullanmalısınız. Mesela soldaki ısıtıcının önünü bitkiyle kaplayabilirsiniz veya büyük bir kaya kullanabilirsiniz. Yine mangrove kökü aradan gelebilir. Böyle bitkiler ve dekor ortada tek sıra halinde dizilmiş gibi bu yapay bir görüntüye sebep oluyor. Akvaryum hacminiz de çok iyi. Burayı çok güzel doldurabilirsiniz. Çok doğal da bir görüntü olur. Mavi arka planı çoğu insan seviyor ama bana bu mavi açıkçası biraz böyle akvaryumcu mavisi gibi geliyor. Ve hani estetik gelmiyor. Ama bunu da doğru ışıkla, doğru dekorla cazip hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi biraz bu seride genelde şöyle yapın böyle yapın diyemiyorum çünkü hani ifade edilemiyor. Ben de hani inanılmaz yetenekli biri değilim tasarım konusunda ama gördüklerimi kendimce uygulamaya çalışıyorum. Yine akvaryum.com akvaryum tanıtımları bölümünde forumun zaman geçirebilirsiniz ama çok net hani böyle iyi bir öneri isterseniz bence BADC'nin BADC bu biyotop yarışması yazıp orada son 2-3 senenin bir sürü katılımı var. Sıralamaya giren girmeyen akvaryumlarını görebilirsiniz. Oradan çok güzel fikir edinebilirsiniz. Tasarım hacminiz uygun. Anladığım kadarıyla maddi açıdan da sıkıntıda değilsiniz. Çok güzel tasarım yapabilirsiniz. E, kayalar, taşlar, kütükler, yati kökleri, mangrov kökleri çok güzel tasarımlar çıkar bu akvaryuma. Balıklarınız da gayet iyi. Kongo tetra çok iyi. Melekler çok iyi. Yani öneriyorum. Ee, falan hiç gerek yok. Akvaryumunuz, ışığınız, ışık belki bir tık güçlendirilir ama zaten kullandığınız bitkiler zor bitkiler değil. Onunla bir şekilde halledersiniz. Cevafen kullanırsınız. Anubias kullansanız bile yeter. Ee, su desteklerseniz sas kullanırsınız ya da ...basit bitkiler, karbondioksit gibi şeylere gerek yok. Ama dediğim gibi tasarım... ...özellikle yüksek ve derinlik yaratacak bir tasarım... E, ...akvaryumumuzu çok farklı bir yere götürecektir. E, Samet Bey'e de akvaryumunu gönderdiği için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Metin Aladağ'a ait. Metin Bey'in küp gibi bir akvaryumu var. Evet, 50-50. Selamlar demiş. 50-50-50 küp mobilyalı akvaryum kullanıyorum. Dış filtrem İheim, 22 2213. Uygun bir dış filtre. Isıtıcı İHAIM 100. Yani kotarır. Kombili bir evde ya da merkezli bir evde yaşıyorsunuz muhtemelen. 100, 100 watt iş, iş görür. Hava motoru Tetra Eps 100. Sıcaklık sabit 26. Balıklar 15 Zebra Danyo. Ortalama 12-15 Lepistes, 12 Neon Tetra, 1 Erkek, 1 Dişi Pilati, Albino Koridor, 5 Albino Koridoras, 6 Panda Koridoras, 3 Tatlı Su Midyesi, Zemin Hagen, Mangrove Kökü'ne Misina ile bağladığım Anubiaslar ve Java Fern var. Yorumlarsanız sevinirim. Selamlar, saygılar. Yavruluk da var. Ee, yine bir de, bir de dalga motoru var galiba. Filtre pipo filtre mi? Ha, bir de iheim 22 var. Pardon. Ee, açıkçası dalga motoru çok gerekmeyebilir. Yorar burada canlıları. Tasarım konusunda küpü kullanacak bir canlı yok. Hani e, küp zaten gizlenmesi gereken, hani çok estetik olmayan bir şey, akvaryumda yeri olmayan bir şey, e, doğal bir görünüm ar arzuluyorsanız onu kaldırabilirsiniz. Yani orada e, belki apistonuz olsa ya da cüceva tozunuz olsa onu yuva yapıp e, yavrulayabilirler ama onu kaldırabilirsiniz. Bu yapay tekne o sağdaki e, sağ öndeki şeyi de e, bu yapay dekoru da ben olsam çıkarırım. Yine bir önceki akvaryumda olduğu gibi yüksek bir akvaryumunuz var. Yüksek dekorlar tercih edebilirsiniz. Bu hava motoru ve o yeşil şeyini gizleyecek şekilde önüne uzun bitkiler dikebilirsiniz veya uzun bir mangrove kökü dikip kademeli derinlik sağlayacak bir tasarım deneyebilirsiniz. Isıtıcının önünü kapatabilirsiniz ya kapatmayabilirsiniz de her şey gizlenecek diye bir şey yok. Ama biraz dediğim gibi böyle yüksek bir akvaryum şeyler ortada bir yerde toplanmış, yumak gibi olmuş. Onu biraz daha Dağıtıp daha yüksek, daha geçişli, daha derinlik algısı yaratacak bir tasarım ee, uygulayabilirsiniz. Daha kalabalık görünecek böyle. Her şey ortada toplanmış gibi değildi. Biraz daha kafa yormanızı öneririm. Canlı mıydı? Birkaç defa daha söyledim. Ben tercih etmiyorum. Ee, öldüğünde şöyle bir durum var. Öldüğünde hemen fark edilmiyor ve su kalitesini o içerideki et çürüdüğü için. Özellikle küçük hacimlerde e, su kalitesini çok hızlı bozabiliyor. Aksini düşünenler de olabilir. Ben tatlı su midyesini akvaryum için çok da e, doğru bir tercih olarak bulunuyorum. E, koridor hastalarınız çok iyi. iki farklı grup. Hagen'de e, Hagen'de bıyıkları o işte o e, önde bıyık gibi görünen şeyleri zarar görebilir gibi bir durum var ama e, o yüzden silis öneriliyor. İdeal olan silis ama ben de senelerce Hagen kumda baktım bir kopma falan görmedim. Ama ideali silis onu da belirtelim. Koridor için kendi yaşadıkları bölgede de silis kum benzeri zeminde yaşıyorlar. Metin Bey'e de akvaryum yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Veysel Türkiye ait. Veysel Bey merhaba iyi günler ben Veysel. Akvaryum 60-40-45 boyutlarında. Sunsun 603B dış filtre bulunmakta. ısıtıcı tetra 300 watt fazla olabilir ama elimde bu vardı. Isıtıcının fazlası olmaz. Akvaryuma sığdığı sürece istediğinizi kullanabilirsiniz. Işık olarak kendi yaptığım 6x10 cm beyaz, 3x10 cm kırmızı, 2x10 cm şerit led bulunmakta. İçinde yati kökü, birkaç kaya ve iki tane türünü bilmediğim bitki var. Hı balık olarak 2 adet Starbuy Corridoras, 4 dişi erkek, 4 dişi 2 erkek, l 44 mavi göz, Düzvatos vatos, düz değildir o. Cüce vato, Leis. ha tül değil anlamında düz demişsiniz, tamam. Sayısını bilmediğim yavru ve yetişkin lepistes, 30-50 adet, parantez içinde 30-50 lepistes varmış. Ee, bitki olarak tilki kuyruğu da almayı düşünüyorum. Birkaç da anubias demiş, alınabilir. Susun 603, yetmeyebilir. Özellikle uzun vadede yani ama olabilir de, bilemedim açıkçası yani filtreniz biraz e, destek görebilir en azından yanına bir pipo filtre takarsanız iş görür e, açıkçası ben tasarımı beğendim Vessel Bey'in akvaryumu güzel bir görüntü o sağdaki bitki ne o kırmızı kenarları falan e, bu bu bitkiyi tanımıyorum ama e, şunu da söyleyeyim e, güvenmediğiniz özellikle bu mahalle e, akvaryumcularında e, böyle karasal bitkileri alıp sanki akvaryum bitkisi gibi koyuyorlar ve satıyorlar. Bitki birkaç gün çürümüyor suyun altında. Sonra siz eve götürdüğünüzde bir iki gün sonra çürüyor. Siz zannediyorsunuz ki ben bitkiye bakamadım halbuki su bitkisi bile değil. Buna dikkat edin lütfen. Bildiğiniz bitkileri alın. Öyle en çok düşülen hata hiçbir şey bilmeden akvaryumcuya gidip o da iyi dürüst bir insan değilse eğer o akvaryumcu o akvaryumcu tarafından hani yolunmak hem canlılarınızı hem kendinize hem bitkilerinize zarar verebilirsiniz hem balıklarınızı e, Hobiden soğuma nedenlerinden de bir konuya dönelim Ben tasarım beğendim açıkçası 2 e, adet Starby Yerine Sürü balıklarının olduğunu unutmayıp 6 veya 8 olsa daha iyi olur Balık yükü biraz fazla e, Yani 30 ila 50 Lepistes ve diğerleri Belki biraz sayı azaltabilirsiniz e, bitki yoğunluğu biraz artırılabilir e, tilki kuyruğu olur, anubias da olur, java fern de olur bu akvaryuma. güzel bir görüntü açıkçası ben beğendim vesaire Bey'in akvaryumunu. Dediğim gibi bir pipo filtre yine arkalara küçük bir pipo, pipo eklerseniz o da güzel bir ekleme olacaktır akvaryumunuza. E, Veysel Bey'e de akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Kerim Ok'a ait. Kerim Bey'in mailini okuyorum. Merhaba akvaryumum 95 60 50 dış filtre olarak Aqua Magic EXC500 kullanmaktayım. Ayrıca akvaryumda pipo filtre bulunmakta. Ihaim marka ısıtıcı. Işık ihtiyacımı kendi hazırladığım 3 adet florasanla sağladım. battlarını hatırlamıyorum. Zeminde Hagen kum var. Bitki olarak sağ tarafta sesli flora, orta arka e, tarafta saz. Ayrıca orta bölümde 2 adet Echinodorus. Orta-ön belimde ismini bilmediğim ön alan bitkileri. Sol tarafta önde Ludwigia repens bitkisi. Arkada ismini bilmediğim renkli bir bitki var. Ayrıca orta alanda yer alan kök üzerinde Anubias peti. Küçük olanı Nana peti galiba. O mu? Yok, küçük cücelerden değil galiba. Orta boy Anubias var. Ve orta boy Anubias var. 4 adet mos topu akvaryum zemininde dağınık bir şekilde yayılmakta yer almakta. Balık olarak bir vatoz, altı çöpçü, iki melek, iki yosun yiyici. Yosun yiyicinin ne olduğunu yazmamış. 7 adet farklı türlerden moli, yavrularla birlikte 20'ye yakın farklı lepistes, 4 zebra, bir kılıç, bir platin. Dağınık. Bugünkü akvaryumların çoğu öyle. Yeni başlayıp her gördüğümüzü aldığımız ve kıyıp gönderemediğimiz balıklardık diye düşünüyorum. Ben de yaşadım bunu bir dönem. Öyle de olmayabilir tabii sadece. Belki de çok tür balık görmek istiyorlar. O yüzden aldılar. Devamını okuyorum. Ayrıca akvaryumumda Helena ve Karidesler yer almakta. Yani katil salyangoz. Bitkiler için karbondioksit sistemim yok. El yapımı marka olmayan sıvı gübre kullanmaktayım. Akvaryum için tavsiyeleri açığım demiş. Evet. Kerim Bey'in akvaryumu. Açıkçası ben beğendim Kerim Bey'in akvaryumunu. Odada da güzel durmuş böyle mobilyalı, şık bir parça. Ev dekorasyonu için ee, sevdiğimiz bir şey. Benim mesela e, evimizde benim kendi çalışma odam ya da hobi odamda akvaryumlarım. Salona akvaryum koyma yetkim henüz yok. Mutfağı da yok. Diğer odalara da yok. Bu odada istediğim kadar akvaryum koyabiliyorum ama Salonda da bir tane olsun isterdim ileride onun için uğraşacağım Açıkçası e, yine o sağ ve solda e, Hindistan cevizi sol tarafta bu Toprak terakota yuva Onlar Çıkabilir en azından soldaki çıksa daha iyi olur bir adet vatoz var zaten Bunu kullanacak bir tane balık var o da yavrulayamayacağı için onun için de çok şart değil ama gizlenmesi için kullanılabilir Sesli floralar güzel açıkçası Sağ tarafta uzun uzun böyle low-tech bir akvaryum tercih etmiş Kerim Bey. Ama yani ım, açıkçası zemini tam göremiyorum ama bir tık daha kum olabilir mi? Derinlik var muhtemelen ama kaç santim derinlik var? Ee, bir tık daha kum derinleşebilir mi? 5-6 santim olsa iyi olur. Açın bitkiler belli bir boya gelmiş. Muhtemelen fena değil yükseklik. Ee, Ludivere Repensler, ekinodoruslar low-tech güzel bitkiler var saz var galiba arkada dev sazmo, anubiaslar var e, marimo bol dediği galiba bu yosun bol yosun topu marino marimo bol diye geçiyor e, canlı çeşidi dediğim gibi çok fazla ama benim de bu son dönem kendi adıma da düşündüğüm bir şey küçük balıklar kullanıyorum. Daha görsel kısmı artırmak için biraz daha büyük balıklar kullanmakta fayda var galiba. Ne olabilir? Bir tık büyük guramilerden olabilir. Melek olabilir. Yani mümkün olduğunca aslında böyle daha akvaryumumuzun reklamını yapmak için de biraz daha büyük balıkları sanki tercih edebiliriz. Ama bu akvaryumda da yakından oturup bir berjen, bir önüne bir berjer atıp bir sandalye atıp seyredebiliriz. Ee, dediğim gibi canlı doğranı çok fazla karışık yapmamak gerek. Ee, çaprazlama da olabiliyor. Kırma balıklar çıkıyor bu defa. Ee, o açıdan da sıkıntı yaratılabilir. Ee, ben dediğim gibi Lepistes ise Lepistes bakın. Platiyse plat ise Plat. Velifera ise Velifera. Tek tip canlı doğran. Zemine e, cücevatoz. Yanına bir sürü yani sürü halinde bir koridoras veya bu tarz şeyler denebilir yani her kademe için bir veya iki tür en fazla zemin için orta düzey için yüzeyde mesela yüzeyde de bu balta balıkları var çok güzel %90'ını belki belki daha fazlasını zamanlarının yüzeyde geçiriyorlar balta balıkları da çok iyi çok bulunmuyor biraz bir tık da pahalı ama onlar da tercih edilebilir böyle bir akvaryumda çok yakışır üstü de kapalı galiba zıplama özellikleri var. Akvaryumun dışında öyle halde bulabilirsiniz. Almak isteyenlerin de öyle bir küçük bir hatırlatma yapayım. Kerim Bey'e de akvaryumu yolladığı için teşekkür ederim. Açıkçası güzel. Mesela Kerim Bey'in de dekoru kısa ama bitkiler uzun olduğu için o yüksekliği, dengeyi sağlamış. Veya sal zorlu olmuş ama ben ben beğendim. Hmm, dediğim gibi diğer konularda da fikrim mümkün olduğunca belirttim. Kerim Bey'e de akvaryumunu bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Nasıl katılacağını, katılınacağını videonun başında açıkladım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Seri devam edecek. Mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.